biz birinci turda alacağımıza inanıyorum. Birinci turda %50'nin üzerinde. %50'nin üzerinde alacağımıza inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Çorlu mitingine katılım yoğundu. O bir gün var olun diyorum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Başbakan Erdoğan'ın konuştuğu zaman milletin tüylerinin diken diken olduğunu belirterek ne söyleyeceği belli değil, nerede duracağı belli değil, freni tutmayan kamyon gibi gidiyor. Ya arkadaş bir sus, bir konuşma, millet rahat etsin dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Çorlu'da seslendiği vatandaşlardan Ekmelettin İhsanoğlu için oy istedi. CHP lideri Başbakan Erdoğan'a da eleştirilerde bulundu. Vay efendim şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Konuşmakla iş çözülmez. İşi çözmek mi istiyorsun? İsrail'e ders mi vermek istiyorsun? Yolu gösterdim, yöntemi de gösterdim. Hükümetsin, Malatya Kürecik'teki radar istasyonunu kapatırsın. Senin topraklarında bir terör örgütü tarafından Türk bayrağı aşağı indirildi ve sen sadece seyirci kaldın. Senin topraklarında, Musul'da 49 vatandaşımız rehin alındı ve sen sadece seyirci kaldın. O ülkeyi, 57 ülkeyi dirayetle yöneten bir insan elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne de başarıyla Cumhurbaşkanlığı yapabilir. İtibarı olan mı? Evet, itibarı olan bir isim. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu zaman eminim ilk el atacağı konu Orta Doğu olacaktır. Orada akan Müslüman kanını durduracaktır. Bir de öbürü konuşuyor. Ağzını açtığı zaman milletin tüyleri diken diken. Ne söyleyeceği belli değil. Nerede duracağı belli değil. Freni tutmayan kamyon gibi gidiyor. Ya arkadaş bir sus, bir konuşma, bir millet rahat etsin. CHP Edirne İl Başkanı Oktay Bozkurt dün gerçekleşen Çorlu mitingini değerlendirdi. Bozkurt katılımın çok yoğun olduğunu belirterek Edirne ve Trakya'da %70'in üzerinde oy alacaklarını söyledi. İl Başkanı Bozkurt, il ve ilçe teşkilatları olarak birlik içinde mitinge katıldıklarını belirterek iddialı konuştu ve seçimi ilk turda Ekmelettin İhsanoğlu'nun kazanacağını söyledi. Mitin çok coşkuluydu. İnsanların beklentisinin üzerindeydi. Ben başta Edirne halkına çok teşekkür ederim duyarlılığından dolayı. Örgütlenmeyi ve organizasyonu yapan ilçe başkanı Şenol Geçmiş'e çok teşekkür ederim. Gerek kadın kollarına, gençlik kollarımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyonlu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımız Enes güzel katılım sağladı. Asya güzel katılım sağladı. Uzunköprü, Melici, Lalapaşası, Süloğlu'su hepsi tam kadro, tam ekibiyle beraber belediye başkanlarımız da kendileri de Süloğlu olsun, Teşem olsun hepsi kendileri de katıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Miting çok güzeldi. Genel başkanımızı dışarıdan karşıladık biz il başkanları olarak. Genel başkan yardımcılarımızın tamamı buradaydı. Güzel bir katılım sağlandı. Çorlu halkına, misafirperverliğinden dolayı Tekirdağ örgütünü, Kırklareli örgütünü kutluyorum. Daha önce söylediğim gibi, geçen bir basın açıklamasına söyledim. Ben bu coşkuyu gördükten sonra, bu enerjiyi, bu sinerjiyi gördükten sonra tekrar iddiamı ileriyorum. Trakya'da Cumhurbaşkanı adayımıza %70 alacağına inanıyorum ve Edirne halkına da güveniyorum. Desteklerini pazar günü sandığa gittiklerinde. Türkiye'yi nasıl okumak gerekir? Taraflı olacak. Biz biz birinci turda alacağımıza inanıyorum. Birinci turda %50'nin üzerine. %50'nin üzerinde alacağımıza inanıyorum. Türkiye halkı daha duyarlı davranacağına, daha çağdaş, ileriye dönük bir başkanı seçeceğine, daha layık.